üzerinde çok ciddi 3 tane savaş yaşanıyor. Onlardan bir tanesi Cemel vakası. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin hanımını bir deve üzerine biniyor ve öylesine bir savaş gerçekleşiyor. Bir hilafete karşı baş kaldırış Muaviye'nin önderliğinde ve İmam Ali Aleyhisselam'ın kendi ordusundan ayrılan insanların kurmuş olduğu orduyla beraber yapılan 3 tane meşru halifenin mücadelesi var. Hazreti Peygamber Efendimizin vefatından sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın hilafeti döneminde onu hilafetten kenar etmek isteyen, aslında onun o zamana kadar olan yoldaşları vardı. Onların başında Zübeyir geliyordu. Hani o tarihte, İslam tarihinde meşhur olan Talha ve Zübeyir var ya, o Zübeyir tabiri caiz ise İmam Ali Aleyhisselam'la hem çocukluk arkadaşıydı, hem İmam Ali Aleyhisselam'ın yoldaşıydı, hem de İmam Ali Aleyhisselam'ın hilafete herkesten daha layık olduğunu söyleyen bir şahsiyetti. Hazreti Fatıma anamızı gece gizlince defnedecek iken İmam Ali Aleyhisselam sadece birkaç kişiyi gidin evladım evlerinden çağırın diyor. Onlardan bir tanesi Salman, bir tanesi Miktat, onlardan bir tanesi de Zübeyir. Yani İmam Ali Aleyhisselam'ın evinin sırrına kadar vakıf olan bir şahsiyetti Zübeyir. Ve İmam Ali ile beraber bedel ödeyen ve İmam Ali'nin sadık dostlarından bir tanesiydi. Ancak daha sonraları üçüncü halifeyi de şehit eden Zübeyir ve Talha olmuştu. Öyle ki onu evinde kıstırıp şehit ettiler, öldürdüler onların tabiriyle. Daha sonraları ise yine bir perçem kaldırıp, bayrak kaldırıp dediler ki biz Osman'ı öldüren kimdir? Ondan intikam almak istiyoruz. Bir gün Osman'ın üçüncü halifenin kendi evladı İmam Ali ile beraber savaşmaya gider iken yanlarında Talha ve Zübeyir'i gördüler ordunun içerisinde. Döndüler ordunun komutanlarına dediler ki ya benim babamı öldüren insanlar şu an bizimle omuz omuza Ali ile savaşmaya geliyorlar. Babamı öldürenler bu ordunun içerisinde, karşı ordunun içerisinde değil ki. Böylesine de bir tutumları olmuştu. Yani hem üçüncü halifeyi öldürüp hem de onu kim öldürdüyse bizler intikam almak istiyoruz diyen insanlardı. Talha ve Zübeyir İmam Ali Aleyhisselam hilafete eriştiği zaman geldiler İmam Ali'nin yanına. Dediler ki bizler senden Basra ve Kufe'yi istiyoruz. Oranın valisi olmak istiyoruz. Neden? Çünkü biz seninle beraber bedel ödemiştik. Ancak ne gördüler biliyor musun başkanım? İmam Ali Aleyhisselam sordu. Dedi ki dünyalık mesele konuşmak için mi geldiniz? Yoksa kendi meselenizi konuşmak için mi geldiniz? Yoksa devlet işiyle alakalı bir işiniz mi var? Neden ya Ali? Biz seninle kendi aramızda bir şey konuşmaya geldik deyince İmam Ali Aleyhisselam oradan devletin mumunu söndürüyor, çıkarıyor, kendi mumunu yandırıyor ve koyuyor. Diyor ki kendi mumumun ışığının altında konuşalım, zira şahsi bir mesele konuşmaya geldiniz. Yani hatta birkaç dakikalığına bile olsa devletin mumunu kendi şahsi işime ben kullanmam diyor. Ve kendisi hilafete geldiği zaman İmam Ali Aleyhisselam diyordu ki kadınların ödenmeyen mihriyelerini bile devletin bütçesinden ödeyeceğim. Halkın en aziziyle, en zelili kim olursa olsun, aşiret sahibi olsun veyahut kimsesiz bir oğlan, ikisinin de Beytülmal'dan alacak olan miktar aynısıdır diyor ve kimseye bir kuruş dahi fazladan para vermeyeceğini söylüyor. İşte tam da böylesinin bir hilafette Talha ve Zübeyir İmam Ali'den Basra ve Kufe'yi istemeye geldikleri zaman İmam Ali'nin bu tutumunu gördüklerinde diyorlar ki bu bize hiçbir şey vermez. Hiç konudan bahsetmeyelim. Neyse kalkalım buradan gidelim. Daha sonra ya Ali bize müsaade et biz bir hacca gidelim diye oradan çıkıyorlar. Hacca değil de Basra'ya ordu toplamaya gidip İmam Ali ile savaşmaya çıkıyorlar. Ve İmam Ali ile savaşacakları zaman ise o dönemin en seçkin insanlarından birini yanlarına çağırıp diyorlar ki seni Ali'nin yanına göndereceğiz. Bizden bir mektup götür ona ve şunlardan bahset diye orada başlıyorlar İmam Ali Aleyhisselam'a bazı şeyler söylemeye. Burası çok değerlidir. Gitmeden önce bu insanı uyarıyorlar. Diyorlar ki eğer oraya gittin, Ali'nin yanına vardın,
Ali sana dese ki hele geç otur önce bir karnını doyur ondan sonra mektubunu ulaştır. Sakın yemeğinden yeme. Sana dese ki hele otur biraz bal vereyim bal ye. Daha sonra ağzın tada gelsin, ağzın şirin olsun ondan sonra konuşalım. Sakın bal yeme. Hele geç biraz istirahat et ondan sonra konuşalım derse sakın istirahat etme. Sakın Ali'nin gözüne bakma. Sakın Ali ile birebir oturma. İnsanların içerisinde ol. Sakın Ali ile halvet etme. Sakın Ali sana dese ki hele bir uzan da sana biraz yağ döküp de vücuduna masaj ederim. Uzak yoldan gelmişsin. Sakın bunlara müsaade etme. Yani bir halife, Müslümanların halifesi ona bir mektup getiren insana dahi sözünü dinlemeden önce diyecek ki otur önce bir karnını doyur. Otur önce bir vücuduna masaj yapsınlar. Otur önce bir dinlen veyahut herkes içinde söyleyemeyebilirsin. Özel bir şey söylemek ister isen herkesi göndereyim, teke tek kalalım, rahat rahat istediğin şekilde benimle konuş. Böylesine bir şahsiyet. Ve görün işte o Zübeyir ki İmam Ali ile beraber gençliğini geçirmiş olan Zübeyir, çocukluğunu geçirmiş olan Zübeyir, bakın bu şahsa bir mektup yazıyor, bazı önerilerde bulunuyor, ondan sonra gönderiyor. Ben o mektubun içerisinden huzurlarınıza ibaretleri okuyup tercüme etmek istiyorum. Zira bu yaşanan olayı ise İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam nakletmiş ve tarih kaynaklarında gelmiştir. Bir âli selavat duyun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Kâle fe'ese Talha ve Zübeyir reculen min Abdülgeys. Abdülgeys kabilesinden bir adamı Talha ve Zübeyir İmam Ali aleyhisselama doğru yolluyor. Yukalu lehu hidâşun. O insanın ismi nedir? Hidâş. İlâ emîril mûminîn. Kâlâ lehu. Emirel mûmine doğru yolluyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki inna neb'esuke ila reculin. Biz seni öyle bir insanın yanına yolluyoruz ki talema kunna ne'rifuhu. Uzun zamandır bizler Ali'yi tanıyoruz. Zübeyir çocukluktan beri İmam Ali aleyhisselamla beraber arkadaş idi. Ve ehle beytihi ve onun ailesini de iyi tanıyoruz. Ama nasıl tanıyoruz? Biz sihri vel kihane. Onlar öyle bir ailedir ki onlar sihir yapar ve kehanetle uğraşırlar. Hani Peygamber Efendimiz Kur'an'ı okuyacağı zaman müşrikler derler ya Kur'an'ın tabiriyle sadece bir parmağın değil parmaklarını kulaklarının içerisine sokarlardı ki Peygamber'in sesini duymasınlar. Niye? Derler çünkü o bir sihirbazdır. Peygamber Efendimiz'den sonra da İmam Ali Aleyhisselam beyanı o kadar kuvvetliydi ki o kadar güzel hitabeti vardı ki kim onunla konuşmaya gelirse gelsin onu ikna edip kendi saflarına çekebiliyor. Çünkü hak üzereydi. İmam Hüseyin aleyhisselam hiçbir savaş literatüründe bu yoktur ki zayıf olanın ordusundan güçlü olanın ordusuna insanlar geçer. Ancak güçlünün ordusundan zayıfın ordusuna kimse gelip de destek olmaz. İmam Hüseyin 70 kişiyle beraber Kerbela'da bulunduğu o dönemde 30 bin kişilik ordunun içerisinden askerler İmam Hüseyin'e katılıyorlardı. Öldürüleceklerini bildikleri halde. Ancak İmam Hüseyin'in ordusundan 70 kişiden bir kişi bile Yezid'in ordusuna katılmıyordu. Bu İmam Hüseyin'in beyanının güzelliğiydi. Bu Peygamber Efendimiz'in beyanının güzelliğiydi ki onun konuşmasıyla insanlar celp olup Müslüman oluyorlardı. İmam Ali'nin beyanının güzelliğindendi ki onun konuşmasıyla insanlar İmam Ali'ye kılıç çekmekten vazgeçip onun saflarına geçiyorlardı. Zira İmam Ali'nin kendi ordusundan ayrılan yaklaşık 11 bin tane harici İmam Ali'ye karşı kılıç çekmişlerdi. Onunla savaşacaklardı. İmam Ali Aleyhisselam'ın sözleri ve konuşmasıyla beraber yaklaşık 9 bin tanesi geriye döndüler. 9 bin kişi. Geriye kalan 2-3 bin kişi direttiler. İmam Ali Aleyhisselam mecbur onları, mecbur savaş meydanında ağırlamak zorunda kaldı. İşte seni öyle bir insanın yanına yolluyoruz ki ey Hidaş, Ali'nin yanına yolluyoruz. Eğer onunla tek tek kalırsan dikkat et sözleri sihir gibidir. Seni etkiler. Bakın daha sonra ne söylüyor? Ve ente emsegum men bi hazretina. Seni biz tanıdıklarımızın içerisinde güvenilir buluyoruz. Sözümüzü yerine çattıracaksın. Min entem tani'e min zalik. Sen Ali'nin sözlerine kalmazsın. Tabiri caizse sihirlerinden etkilenmezsin. Hatta tekifehu ala emrin ma'lum.
Ta ki Ali'ye diyesin ki bak Talha ve Zübeyir beni yolladı ve senden bir şeyler istiyorlar. Bunlar senin tanıdıklarındır. Onlara bir şeyler vermen lazım. فَلَا يَكْسِرَنَّكَ ذَٰلِكَ اَنْهُ Sakın Ali'nin büyüklüğünün karşısında ezilip bükülme. Çünkü Ali'nin huzuruna vardığın zaman onun azameti seni mum gibi eritecek. Ama sen bunun karşılığında sakın bir yenilgiye düşmüş gibi kendini ezik hissetme. Devamında diyor ki وَمِنَ الْاَوَّابِ اللَّتِ يَفْتَعُ النَّاسِ بِهَا Diyor ki Ali'den uzak dur اَتَّعَام Niye? Ali'nin bazı şeyleri var ki insanları celbeder. Ali'nin bazı hileleri var diyor. Hileleri ki insanları celbedip yoldan çıkarır. Nedir o hile? اَتَّعَام Huzuruna gittiğin zaman sana yemek verir. Değerli müminler, Müslümanların halifesi o dönemde hiç yoksa yüz binlerce Müslüman var, doğru mu? Ve yüz binlerce insanın halifesi olan Ali'nin yanına birisi gittiği zaman, kapısını çaldığı zaman diyor ki gel otur önce bir yemek ye. Bugün tabiri caiz ise var mı öyle üst kademe eden birisinin kapısını çalıp da hele bir otur önce bir yemeğimizi ye diyen birisi? Allah sayılarını çok etsin inşallah. Et-ta'am ve şerab. Şarap. İmam Ali Aleyhisselam şarap verilmiş. Şarap mı verilmiş? Şarap Arapça'da yani içecek demek. Hele otur önce bir şeyler iç. Uzak yoldan gelmişsin. Vel esel, bal. Bal sunarmış. Ve duhun. Ve yağ. Hele otur önce o uzak yoldan geldin. Kasların şu an yorulmuştur. Biraz vücuduna yağ sürsünler. Biraz masaj yapsınlar. Ondan sonra rahatla da konuşalım. İmam Ali Aleyhisselam zira yanındaki kölelerine dermiş. Dermiş bu filanca yerden geldi. Bunu hemen bir yatırın yere, bir yağ sürün, bir masaj edin. Kendine gelsin de ondan sonra konuşalım diye. Ve en yuhali er-racul veyahut Ali'nin oyunlarından, hilelerinden birisi budur ki seninle teke tek kalmak isteyebilir. Bunlardan sakın deyip bunu gönderiyorlar. فَلَا تَكُلْ لَهُ تَعَامًا Sakın Ali ile beraber yemek yeme. وَلَا تَشْرَبْ لَهُ شَرَابًا İmam Ali Aleyhisselam'la beraber sakın bir şey içme. وَلَا تَمَسَّ لَهُ أَسَلًا Sakın Ali ile beraber bal yeme. وَلَا دُهْنًا Sakın Ali'nin senin vücuduna bir şeyler sürdürüp masaj ettirmelerine müsaade etme. وَلَا تَخْلُمْ Ali ile yalnız kalma. وَهْزَرْ هَذَا كُلَّهُ مِنْ Bunların hepsinden uzak dur, sözümü çattır, ondan sonra geriye gel. وَنْتَلِفْ عَلَى بَرَكَةِ اللّٰهِ Git ve geriye gel. Böylesine bir ibaretle onu gönderiyorlar. فَاِذَا رَأَيْتَهُ فَقْرَ اَيَةَ السُّخْرَةِ Ve Ali'den ve Ali'nin hilesinden, Ali'nin sihrinden amanda kalmak istiyor isen Suhre ayetini oku. Suhre ayetleri nedir? Araf suresinin 54 ve 56. ayetleridir ki Allah'ın vasıflarından bahsediyor. Sihire karşı da etkilidir. Bunları Ali'nin yanına gittiğin zaman yap ki onun şerrinden amanda olasın deyip İmam Ali Aleyhisselam'ın yanına bunu gönderiyorlar. Daha sonra bu şahıs geliyor İmam Ali Aleyhisselam'ın yanına. Geliyor. Ondan sonrasını huzurlarınıza okuyalım. Diyor ki وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْزِ وَتَعَوَّزَ بِاللّٰهِ مِنْ كَيْدِهِ وَكَيْدِ الشَّيْطَانِ فَاِذَا جَلَسْتَ اِلَيْهِ فَلَا تَمْلِكُنَّهُ مِنْ بَسَلِكَ كُلِّهِ Sakın Ali ile göz göze gelme diyerek onu da şöyle bir son kez uyarıp gönderiyorlar. Daha sonra bu şahıs İmam Aleyhisselam'ın huzuruna gelir. ثُمَّ قَالَ لَهُ اِنَّا اَخَوَيْكِ فِي الدِّينِ Ya Ali, senin din kardeşlerin var ya iki tane. Talha ve Zübeyir ve ney emmik bir de onlar senin amca oğulların oluyorlar dede tarafından fil garabeti onlar beni sana yolladılar yunaşidanike el katiye sana diyorlar ki ya Ali bizimle sıla-i rahimi kesme bizler senin akrabalarımız sakın bizleri hilafetten uzaklaştırma bize de bir şeyler ver Basra'yı ver Kufe'yi ver oralarda bizler yönetelim biraz da tabiri caiz ise Beytul Mal'dan kendi malımıza bir şeyler bizler de geçirelim diye sana bunları söylüyorlar. يَقُولَانِ لَكَ اَمَا تَعْلَمْ اَنَّا تَرَكْنَا النَّاسَ لَكَ Ey Ali sen bilmez misin bizler senin için evet o kapıdaki arkadaşları biriniz uyarsın. Selavat buyurun. اللهم سَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
Evet. Ya Ali, bizler misin? Bizler insanları senin için bıraktık ve senin için halifelerle biat etmemiştik ve seni yalnız bırakmamak için yanında kalmıştık. Ve kâlefnâ eşâirenâ fîk, kendi aşiretlerimizle, kendi halkımızla karşı karşıya geldik. Ya Ali, sırf senin yanında durabilmek için munzu kabezallahu azze ve celle Muhammeden ta ki Peygamber Efendimiz dünyasını değiştikten sonra seninle omuz omuza değil miydik ya Ali? Daha sonra ne oldu ki bizleri yalnız bıraktın? فَلَمَّا نِلْتَ اَدْنَا مَنَالِمْ Ey Ali, bir yerlere geldin de yoksa زَيَّعْتَ حُرْمَتَنَا Bizim hürmetimizi mi artık çiğnemeye başladın? Halife oldun da bizleri unuttun mu? Ne oldu, bir yerlere geldin yoksa bizleri artık yalnız mı bırakıyorsun? Bunları diyenler kim? Bizlere hilafetten bir şeyler ver diye İmam Ali Aleyhisselam'ın yakasına yapışan insanlar. Ve kudretena alen ne'yi enk ve se'etel biladi dunek. Ey Ali, bil ki senin olmadığın yerler geniştir. Gideriz senin aleyhinde ordular toplarız ve sana karşı çıkarız. Daha sonra bu şahıs geliyor İmam Ali Aleyhisselam'ın huzurunda bu sözlerin tamamını söylüyor. Yerine getirdikten sonra İmam Ali Aleyhisselam diyor ki otur bir yemek ye, diyor ki hayır olmaz. Otur biraz bal getirsinler, hayır olmaz. O halde otur biraz vücuduna masaj yapsınlar, hayır olmaz. Herhalde özel bir şeyler söyleyeceksin. İnsanların olmadığı bir yere gidelim de orada söyle, hayır olmaz. Herkesin içerisinde konuşacağım. Tam da Talha ve Zübeyir'in söylemiş oldukları şeylerin aynılarını söylüyor ve aynılarından kaçınıyor. Ve Zübeyir'in öğretmiş olduğu ayetleri okumaya başlıyor. Araf suresi 54-56. Ayetler, suhre ayetleri, sihirden korunma ayetleri. Başlıyor bu ayetleri okumaya. Ondan sonra ayetleri yanlış okuduğu yerde İmam Ali Aleyhisselam diyor ki orayı yanlış okudun. Şöyle okuman gerekir. Bakın. Ta ne zamana kadar biliyor musunuz? İmam Ali Aleyhisselam'a mektubu getiren bu Hidaş ayetleri yanlış okuyor. Ta 70 defa okuyor. Her defasında yanlış okuduğunda İmam Ali Aleyhisselam ona yanlışını düzeltiyor. En son İmam Ali'ye itiraz ediyor. Diyor ki ya Ali, ben senin sihrinden kurtulmak için bu ayetleri okuyorum. Sen bir de bana yardım ediyorsun ki ayetleri yanlış okudun, doğrusunu oku diye. Öyle şey mi olur, diyor. Daha sonra tabiri caiz ise İmam Ali Aleyhisselam şu soruyu soruyor. Diyor ki sana bunları kim öğretti? Ali'nin yanına gittiğin zaman eğer yemek ısmarlarsa yeme, eğer bal ısmarlarsa yeme, eğer içecek getirirse içme, eğer hele bir dinlen, derse dinlenme, hele seninle biraz birebir oturalım, sohbet edelim derse etme, Ali'nin gözlerinin içerisine bakma, Ali'de fazla sıkı fıkı olma, seni bunları kim öğretti yoksa Zübeyir mi söyledi diye soruyor. O da diyor ki Allahümme ne'em, evet ya Ali, Zübeyir söyledi ki Ali'nin yanına gidersen bunları yapma. Daha sonra İmam Ali Aleyhisselam 70 defa ona diyor ki otur da şu ayetleri oku, sihirden korunma ayetlerini. En son diyor ki 70 defadan sonra diyor ki şu an kalbin mutmain oldu mu, diyor ki evet çok şükür 70 defa okudum, bundan sonra senin sihrin bana işlemez. Elbette bundan sonrası kalsın önümüzdeki haftaya, bakalım sihri, Ali'nin sihri işliyor mu, işlemiyor mu? Sadece bir şey söylemek istiyorum. Bizim sohbetlerimiz velayet sohbetleri. İmam Ali Aleyhisselam'ın imameti ve velayeti. Peygamber Efendimiz Hayber Kalesi'ni fethettiği zaman kendisi ashabıyla beraber bir yerde dinleniyordu. Hayber'den bir tane Yahudi kadın, bir tane kuzunun budundan biraz kelle paça yapıp getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulallah, senin kelle paça sevdiğini duydum, sana bir şeyler getirdim. Getiriyor, sofraya bırakıyor. Allah Resulü şöyle bir kalkıyor, ellerini yıkama bahanesiyle ta geriye gelene kadar Bişr İbni, şu an ismi tam hemen söylüyorum huzurlarınıza, Bişr İbni, adı yadıma gelmiyor. Allah can sağlığı versin sizlere inşallah. Bir âli selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed.
şahs İmam Ali Aleyhisselam da orada, Peygamber Efendimiz de orada. Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz kalkıp gidiyor. Peygamber gelmeden önce o Yahudi kadının ikramından şöyle bir banıyor, atıyor ağzının içerisine lokmayı, ondan sonra midesine yediriyor. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki, ey Allah Resulü'nün sahabesi, bekleseydin Allah Resulü gelseydi, çünkü onun ihtiramı vaciptir, güzel insandır, ona ihtiram etmek gerekir. O bir gelseydi, önce ilk lokmayı o alsaydı, sonra biz de yerdik. Derdik ki, ya Resulullah sen yedin, biz de yiyoruz. Ama o gelmeden sen niye yedin? İmam Ali Aleyhisselam'a itiraz ediyor. Diyor ki, ya Ali, peygamberin malına da cimrilik yapmak öyle olmaz ki. Daha sonra Peygamber Efendimiz geliyor. Diyanet Vakfı'nın da İslam'la alakalı olan ansiklopedisinde bu şey yazar. Daha sonra bu şahsiyet orada ilk lokmayı attıktan sonra Peygamber Efendimiz geliyor. Geliyor, tam birinci lokmayı alıyor. Ağzının içerisine bıraktığı zaman melekler geliyor Peygamber Efendimiz'e, diyor ki, ya Resulallah, o Yahudi kadının getirmiş olduğu kelle paça yemeğinin içerisinde zehir var. Sakın onu yeme. Hemen ağzındaki lokmayı çıkarıyor, koyuyor kenara, diyor ki, ey ashabım, sakın bundan yemeyin. Hemen o kadını da getirin buraya. Ama işir ne yaptı? Bir lokmayı götürdü bile. Ve İmam Ali'ye de ne dedi? Dedi ki, sen dedi Allah Resulü'nün malından cimrilik yapma. Bir de bir güzel laf vurdu. Kadını getirdiler. Allah Resulü sordu. Dedi ki, gerçekten yemeğin içerisinde zehir var mı? Var. Neden var? Bir, geldin topraklarımızı elimizden aldın. Eğer herhangi bir sultan gibiysen, ilahi bir insan değilsen, madem bu toprakları aldın, sen de yaşamaya hakkın yok, çünkü bizim evlatlarımız yaşamadılar. Doğru mu? İkincisi, eğer ilahi bir insan isen, bir peygamber isen, bunun içerisindeki zehirle zaten ya ölmezsin ya da Allah sana bunun haberini verecektir. Doğru mu? Dedi ki, Allah bana bunun haberini verdi. Yemeğin içerisindeki zehirden haberdar oldum ve ben bundan yemedim. Daha sonra Bişir yemekten yediği için orada ölüyor. İslam ansiklopedisinde bu yazar. Bişir öldükten sonra Allah Resulü'ne diyorlar ki, ya Resulallah, o yemiş olduğu yemekten zehirlendi ve öldü. Gel bunun cenaze namazını kıldır. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben onun cenaze namazını kıldırmam. Neden ya Resulallah? Peygamber Efendimiz diyor ki, çünkü o Ali'nin kalbini kırdı. Daha sonra bunu Müslümanlar kefenliyorlar. Getiriyorlar mezarının başına, İmam Ali Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki, ya Ali, bu senin kalbini kırmıştı ama gel bundan bir razı ol. Allah Resulü de gelsin namazını kıldırsın, cenaze namazını kıldırsın. Normalde herhangi birisi de kıldırabilir ama peygamber içlerinde de başkası kıldırsa o mu daha iyi, bu mu daha iyi? Geliyor İmam Ali Aleyhisselam mezarının başına, diyor ki, kalp kesinlikle koymuyor İmam Ali Aleyhisselam, kırılmıyor. Diyor ki, gerçekten erkek adamdın. Namazlarını vaktinde kılardın, oruçlarını tutardın, Allah'a da güzel kulluk ettin, Allah Resulü'ne de güzel yardım ettin. Ben senden razıyım diyor. Bunu işiten sahabe hemen Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, neden bu insanın namazını kılmıyorsun? Lütfen gel bunun namazını kıl. Diyor ki, ben onun namazını kılsam ne fayda, o Ali'nin kalbini kırdıktan sonra. Diyorlar ki, ya Resulallah, artık durum öyle değil. Ali ondan razıdır ve mezarının başında şu sözleri söyledi. Gel, herkes seni bekliyor. Gel namazını kıldır. Diyor ki, yine gelip namaz kıldırmam. Ya Resulallah, daha düne kadar Ali'nin kalbini kırdığı için namaz kıldırmıyordun. Ama Ali bile ondan razıyken şimdi niye gelip namazını kıldırmıyorsun? Diyor ki, bundan sonra da onun benim namazıma ihtiyacı yok. Niye? Çünkü Ali'nin razı olduğu adama benim namaz kıldırmama bile gerekiyor. Allah inşallah Emir el-Mu'minin İmam Ali Aleyhisselam'ın bu dünyada ziyaretini, ahirette şefaatini bizlere nasip eylesin. Bir âli selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Evet değerli başkanım, Atakan başkanım, geçen hafta da hem sizleri hem de ekibinizi burada ağırlamak istiyorduk ancak saygıdeğer kayınpederinizin rahatsız olduğunu işittik. Rabbim ona da cümle hastalarla beraber şifa versin inşallah.